Merhaba arkadaşlar. Bu videoda revizyon burun ameliyatlarından biraz bahsetmek istiyorum. Revizyon burun ameliyatı, bir burun ameliyatında ulaşılması hedeflenen sonuçlara ulaşılamaması ya da bu hedeflerden uzaklaşılması durumunda yapılması gereken ikinci, üçüncü, dördüncü veya daha fazla sayıdaki düzeltme ameliyatlarıdır. Peki oran nedir? Yani bir burun ameliyatının revizyona, tekrardan bir düzeltme ameliyatına gitme ihtimali ne kadardır? Genel olarak literatürde bu oran %5 ile 10 arasında bildirilmekle beraber tecrübeli ellerde bu oran daha da düşük olabilmektedir. Ancak şunu bilmek gerekir ki hiçbir burun ameliyatında revizyona gitme ihtimali %0 olamaz. Cerrah ne kadar tecrübesi yüksek olursa olsun, burundaki sorunlar da ne kadar az olursa olsun, o ameliyatın revizyona gitme ihtimali %0 olmaz. Peki bu oranı etkileyen etmenler nelerdir? Bunlardan da biraz bahsetmek gerekiyor. Hastanın burnundaki problemlerin çokluğu, yüz dinamikleri, hastanın iyileşme performansı ve cerrahın tecrübesiyle ilişkilidir. Fakat dediğim gibi cerrahın tecrübesi ne kadar yüksek olursa olsun ve burundaki sorunlar da ne kadar az olursa olsun hiçbir zaman bu oran %0 olmaz. Bunu hastalarımızın bilmesi gerekmektedir. Peki revizyon ameliyatına biz ne zaman karar veriyoruz? Bir hastanın burnunun revizyon yapılması gerektiği, bir revizyon ameliyatının o hastaya yapılması gerektiğini biz hastanın iyileşmesi tamamlandıktan sonra hastayla birlikte karar verilmesi gereken bir süreçtir bu. Peki iyileşme süresi nedir? İyileşme süresi genel olarak kalın ciltlerde en az 2 yıl, normal ve ince ciltlerde ise en az 1 yıl olarak genel kabul görmüş bir zamandır. Acil bir durum olmadığı müddetçe, örneğin enfeksiyona bağlı burun afseleri ya da ciddi burun tıkanıklıkları gibi durumlar olmadığı müddetçe bir yıldan evvel burun ameliyatı yapmak, revizyon burun ameliyatı yapmak uygun değildir. İyileşmesi tamamlanmayan bir burnu ameliyat etmek demek, bütün sonuçları görmeden bir revizyon yapmak manasına gelir ki mahsurları vardır. Nedir bunlar? Örneğin bir hastanın burnunda 6. ayda fark edilen iki sorun var. Fakat iyileşme tamamlandıkça ve ödemler azaldıkça bu sorunlar artabileceği gibi var olan bu sorunlar azalabilir. Dolayısıyla eğer artacaksa siz bazı sorunları görmeden ameliyata girmiş olacaksınız. Ya da iyileşecekse de iyileşecek bir hastayı ameliyat etmiş olursunuz ki bunlar uygun değildir. Dolayısıyla hastalarımızın sabırla iyileşme sürelerini beklemeleri, doktorlarıyla ameliyatını yapan cerrahla irtibat halinde olmaları, takip altında olmaları, birlikte bu süreci yönetmeleri uygundur. Bir diğer uyarmam gereken konu ise şudur. İyileşme süresi içerisinde, özellikle ilk bir yıl içerisinde hastalarımızın başka doktorlardan fikir alması, fikir danışması uygun değildir. Bana danışanlara ben ilk bir yıl içerisinde cevap vermiyorum. Bu hastada kafa karışıklıklarına yol açacaktır. İyileşme süresi tamamlanana kadar kendi ameliyatını yapan cerrahla irtibatlı ve takiplerine devam etmesi en uygun olanıdır. Ben bütün hastalarımıza sağlıklı bir iyileşme dönemi, iyi bir iyileşme dönemi diliyorum. Revizyonsuz burun ameliyatları diliyorum. Kalın sağlıcakla.